Gönülden ve kalpten muhabbet beslediğim, 30 yılını adadığım o güzel insanlara selam ve saygılarımı, hürmetlerimi buradan paylaşmak istiyorum. Kısa bir söyleşi olsun diye sağ olun bu fırsatı verdiniz bana. Özellikle Oktay Kayam'a çok teşekkür ediyorum. Memleket bizim. Herkesin bildiği bir şey var. İnsanların vicdanında, ferasetinde, gördüğü, yaşadığı 30 yıldan beri. Bu memlekete hayatımızı canımıza adadık, ekmeğimizi böldük. Hiç kimseye ayırmadık, ötekileştirmedik. Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini yaptık memleketimize. Bunu yaparken din, dil, ırk, mezhep ayrımı asla yapmadan kesinlikle. Alevisini, Kürdünü, Türkünü, yerlisini, oy verenini, vermeyeni bağrımıza bastık. Çünkü onların hepsi bizim için bir değer. Oy veren veya vermeyen diye bir ayrım seçimden sonra yapılabilmesi asla ve asla bizim yoğurt yiyişimizde tabiriyle hiçbir zaman olmadı. Çünkü biz halkımızı kesinlikle oy verdiği için veya vermediği için sevmiyoruz. Bütünüyle seviyoruz. Evet, o memlekete, memleketimize 30 yılımızı vermekle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerine vesile olduk. Plan bütçe döneminde havalimanı gibi, işte yol, yugolar, okullar gibi. Sonra diğer AK Parti hükümetleri döneminde ise de, ki bu hakkı da teslim etmem gerekir, üniversiteden tutun barajlarına kadar, organize sanayisinden gelin tünellerine kadar, demiryolu projesi gibi çok önemli Ardahan'ın gerçekten tarihine ve kaderine yön verecek, milat oluşturacak projelere imza attık. Bunlar tabii kimsenin lütfuyla falan olmadı. Sökerek, kopararak, kesinlikle ilişki kurarak, bakanları Ardahan'a taşıyarak, her ay bir bakan getirerek, gecenin 12'sinde Ilgar'a bakanları çıkararak, köylere bakanları taşıyarak, bu şekilde emek ederek, mücadele ederek kesinlikle bu memleketin kalkınmasında dinamik oluşturduk. Yoksa kesinlikle Ankara'da oturup da Ardahan'ı tanımlamak mümkün değil. Ardahan'da olayı göreceksiniz, orayı teneffüs edeceksiniz ki ancak memleketin meselelerini yerinde çözebilip onu kesinlikle hayatiyete geçiresiniz. Biz de bunu yaptık. Her ay bir bakan getirdik. Bakanlarımızı 1-1,5 gün misafir eyledik memleketimizde ve sorunları bizatihi yerel yöneticiler ve biz özellikle birlikte paylaştık. Maalesef kesinlikle eksik kalan projelerimiz var. Demiryolu projesi istenmiyor, lükstür diye kesinlikle atıl ve üzülerek söylüyorum. Raflarda, tozlu raflarda kaldı. O tozlu raflarda mutlaka gün gelecek, inecek. O proje Saffet Kaya'nın projesidir. Ilgar projesi Saffet Kaya'nın projesidir. Zaten Ardahan'daki projelerin tamamı Saffet Kaya'nın projesidir. Dolayısıyla Sahra Tüneli şu anda maalesef hiçbir şekilde kazma vurulacak noktaya taşınmadığı için kesinlikle o Sahra Tüneli'nin mutlaka yapılması gerekmektedir. Kars Ardahan Demiryolu projesi 10 yıldan beri kesinlikle ödenek konmaması, çetrakorun yapılmaması anlamında üzülerek söylüyorum kesinlikle bir arpa boyu mesafe kat etmemiştir. Ilgar projemiz ise maalesef kesinlikle Kars'ta geçmişte Ahmet Bey bakan olmasına rağmen ödenek yetersizliğinden dolayı şu anda istenilen boyutta olmaması da son derece manidardır. Bizde bir söz var, halkın sözü var. Bakarsanız bakmasanız daha olur. Bakacaksınız. Bu memleketin kalkınması için bu büyük projelere imza atacaksınız. Bu projeleri zaten geçmişte Saffet Kaya memleketin gündemini taşımış. Yapılacak şey pişmiş aşı halka servis etmek. Bu kadar açık ve net. Ama ilgisiz olursanız, ama duyarsız olursanız bu projelerin hayatiyete geçmesi kesinlikle atıl kalır. Kaldı ki Rize Artvin'e havalimanı yapılıyor, deniz dolduruluyor. İşte bakılırsa bağ oluyor, bakılmadan dağ oluyor. Şimdi bizim havalimanımız kesinlikle kamulaştırma sefahatine gelmesine rağmen istenmiyor noktasında değerlendirildi. Bunların hepsi yanlış olan şeyler. Antropomuz gitti. Bu yanlış olan şey. Kesinlikle kabul edilecek bir olay değil. Çıldır Ardahan Demiryolu projemiz gitti. Bu son derece yanlış. Çağrı merkezimizde 500 kişi çalışacaktı. Eksik kalması son derece yanlış. Bunların hepsi Ardahan'ın gündeminde olması gereken ve bugün hayatiyete geçmesi gereken projeler olmalıydı. Hepsi Saffet Kaya'nın imza attığı projeler. Maalesef ilgisizlikten dolayı böyle oldu. Burada kimseyi eleştirmek, tenkit etmek için bunları söylemiyorum. Bu bir hakikat, bunu paylaşmak için. Kesinlikle Ardahan meselelerine hayatını adamış birisi olarak, hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, sağcı, solcu, Kürt, Türk, yerli, oy veren, vermeyen demeden, herkesi bağrına basan, herkesi seven bir Saffet Kaya olarak hiç şüphesiz ki kesinlikle memlekete hayatım boyunca nefes aldıkça, bu can bu bedende oldukça bu memlekete hizmet etmek benim şeref borcumdur.
Hiç önemli değil. Gelecekle ilgili hiç kimse de şüphe etmesin. İşte efendime söyleyeyim, vekillik düşünüyorum. Allah bana 4 dönem seçilme şerefi verdi ve en şerefli yaptım. Hiçbir beklentim yok siyasette. Maaşını almamış, kıyak emekliliğini reddetmiş bir Saffet Kaya olarak hiçbir beklentim yok. Tek kavgam, tek kaygım, tek kesinlikle amacım memleketin daha da iyiye gitmesi, doğuda serhat ilimiz olan Ardahan'ımızın kalkınması, büyümesi, gelişmesi. Evet, Ardahan Üniversite şehri yaptık, barajlarını yaptık, organize sanat sitesi yaptık, kayak merkezlerini yaptık. İşte havalimanı gibi, kayak merkezi gibi, efendim, arıcılık enstitüsü gibi, işte tüneller gibi sınır ticareti olduğu noktada geçmişte büyük hizmetlere imza attık. Şu konuda hiç mütevazilik yapmam, bu memlekete bizim yaptığımızın %1'ini başkaları yapamamıştır, emek etmemiştir, gayret etmemiştir. Bu konuda kimse kesinlikle çıkıp da bu hizmetler benim demesin. Yani buna ben şahsen izin vermem. Ama bu memlekete sorumluluk almış kişiler benden daha başarılı olursa elbette ki bundan da gurur duyarım yani. Bundan da onur duyarım çünkü memleket bizim. Hizmette yarışalım. O benden daha fazlasını yapsın diyebilme noktasında gururlanalım, gurur duyalım. Ama maalesef 10 yıl önceki Saffet Kaya'nın projeleri halen daha hayatiyete geçmemişse bu memlekete kesinlikle maalesef bakışın çok olumlu olduğu anlamına gelmiyor. Sorumluluğun çok hakkı vesile yerine getirildiği anlamına gelmiyor. Memleketimizi canımızda seviyoruz. Her noktada birikimimizi, tecrübemizi, gücümüzü, bürokratik gücümüzü, siyasi gücümüzü memleketimize her zaman sunuyoruz. Bundan sonra da sunmaya hazırız. Herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizlere hayatım ve canım feda olsun. Hepinizi selam ve saygıyla tekraren selamlıyorum.